küçülüyor, bir şeyler oluyor, salak salak şeyler. Şimdi Rheinmetall-Panzerwagen teknoloji ağacından bakacak olursak, Alman teknoloji ağacına bakalım. HVK 12, Ru 251 ve ardından Rheinmetall-Panzerwagen geliyor. 8, 9, 10. HVK dediğimiz sıpıç, Ru dediğimiz 9 seviye. Bu da 10 seviye versiyonu. Artık Leopard 1'e bir bağlantı söz konusu değil bu hattan. Tankın topuna bakacak olursak 105 milimetrelik bir top var. 242 milimetre deliyor. 390 hasar veriyor. 0.36 isabet, 1.9 nişan alması mevcut. Mürettebat yetenekleri ve şuradaki ekipmanlarla birlikte topunun reload süresi 7.9 saniye. Nişan alma 1.82, isabeti de 0.35. Can puanı 1600. Zırhı yok. Mobilitesi hunharca. Koşuyor sürekli haritanın içerisinde. Gizlilik derecesi %31. Görüş mesafesi de 499. Normal görüş mesafesi ise 440. Baz görüş mesafesi ise mürettebatlarla birlikte 499'a çıkıyor. Bunun yanına bir de azık eklediğiniz zaman çaklıt ekledik. Mesela bir tane çaklıt eklediğinizde 521 metre görüş mesafesiyle hunharca bir görüş mesafesine sahip oluyor. Güzel açık haritalarda deli danalar gibi milleti 445'e girdiği anda açacak bir hafif tank söz konusu. Girelim maça. Hadi bakalım. Hitlerstorf, ay pardon, Himmelsdorf'a atmazsa yine bir spot deneriz. Bir bak, Prokhorovka varmış. Bizi bir Prokhorovka, bir Steps maçı, ne bileyim bir Karelia vesaire, bunları atarsa tankın performansını göreceğiz. Bunları atmazsa üzgünüm, saçma sapan bir Himmelsdorf maçı gerçekleşecek yine. Mürettebatlar tamamen erkek ya da tamamen kadın olmak zorunda. Yoksa kardeşler takımı yeteneği çalışmaz. Evet, Steps Variant 2 geldi. Şaşırtıcı. Şimdi hemen ortaya, şuradaki spot noktasına koşalım, yardıralım. Bir maç başı spot yapalım. Evet, 520 küsür metre görüş mesafesiyle birlikte hunharca spot yapabilecek olan bir tank söz konusu. Bakalım, hemen şu çalıya girip oradan sağa sola gidecek olan çeşitli düşman panzerlerini spotlayalım da gençler vursunlar. Değil mi? Wow. 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 Bu atışı beklemiyordum açıkçası Objek 163'ten. Tankın aynı T-44, şey T-44 diyorum ya, T-100 LT gibi dönüş problemi mevcut bu tanklar. Kendi etraflarındaki dönüş hızları çok çok yavaş. Yani ileriye gidiş hızından çok daha yavaş bir tank. Kontrolleri zor ama nişan alması vesaire güzeldi. T-110 E4'ü delemedik, yandan o kötü olduğu yüzden de spot yedik. Maçın başında beklenen spotu yaptım ama beklenen spot hasarını alamadım maalesef. Çünkü takımdaki arkadaşlar ateş etmediler ya. O kadar açtık adamları. Nasıl denemeyeceğim? O burada FV. FV, hayır. Ya. FV çok vurmadı. Yani gene şanslıyım. Ölme ihtimalimin %90 olduğu bir atıştan sağ çıktım. Şanssızlık. FV'ye yakalanmak şanssızlık. İsabeti de buradan gördünüz. Alman isabeti.
Ama yine de tabii yandan 263'ü delemiyoruz. Yan dönecek misin? 263 bey. Heh. Evet. Kamuflajını görmüş olduk böylece. Obje 140'a bir atış deneyemeyiz. Yak panzereye 100'e sersemletme atışı geldi. Obje 140'a da geldi. Buralara snipe yapacağız. Ulan, ulan FV'den yemeseydim ya. FV'den yiyişim çok talihsiz oldu. Ama ne kadar hasar yedim. Ne kadar hasar edip 999 ters çevir kaç yapıyor? 40 yapar. Na. Spot yedim boşu boşuna. Şöyle şu arkadan gideceğiz bakalım. Aa, buradaki tepe yok. Baba tepe yok. Tepe komple yok. Tepeyi çalmışlar. Hadi tepeyi çalıyorsunuz bari çalıları bırakın. Paletimizi aldık. Kör atma. Kör attı. Ne? No. Kör deneyi vur. Kör deniyor ya. İyi oyuncu herhalde arkadaş. Evet dikkatini dağıtalım. Palete gitmedi. Tın 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 tın. Hop, mermi çıkış hızı vesaire çok güzel. Mermi gayet hızlı gidiyor. Hoş. Hoş bir alet yani uzaktan snipe yapabiliyor bu. Bunun snipe'ı fena değil. Mesela T-44 100 ile snipe pek yapamadık. Ama bu alet snipe yapabildi. Ama bu aleti T-44 100'e göre büyük. Vurulması daha kolay. Spot yemesi daha kolay bir tank. Nereye kayboldu şimdi? Obje 261. Hadi bakalım. Sırada bu var. Onu arayacağız, bulacağız. Lol. Lol yanından geçmişim görmemişiz ya. Çukura kendisini saklamış. Neyse o zaman biz de cap yapalım. Yetişemeyiz çünkü. Takım skoruna baktığınızda 1967 hasar atıyoruz. 13 atışın 10'u isabetli 5'ini delebildim. Delicilik konusunda problem yaşayacaktır. 240 delicilik. TVP gibi düşünün. TVP gibi ateş etmeniz gerekiyor bu tankla. Ben 7 tane tank spotladım maçın başında ama maalesef o spotladığım arkadaşlara istenilen spot hasarı gelseydi şöyle bir 2000-3000'de spot hasarımız olurdu. Şu 674 deneyim çıkardı 800-900'e. Evet. Tank böyle. Azıcık da normal mermi atsaydın diye bir mevzu var. Bak bakayım normal mermisi neymiş bu arkadaşın. Bu arkadaşın normal mermisi Upture, Gold mermisi Heat, patlayıcı mermisi de HE. Normal patlayıcı mermi. Her Upture mermi Gold demek değildir arkadaşlar. 10 seviye bütün, yanılmıyorsam şu an normal serverda 10 seviyedeki bütün orta tankların standart mermileri Upture'dır. Her Upture mermi Gold mermi demek değildir. Yanlış anlaşılmasın. Gördüğünüz her Upture'ı gold zannetmeyin.
Bazı tankların Gold mermileri AP mesela. Özellikle Japon ağırlarının. Normal mermisi de AP. Gold'u da AP. Mermi türü değişince Gold olacak zorunluluğu yok. Bazı tankların normal mermisi Heat. Gold'u da Heat. Vesaire. 121'in standart mermisi AP. Ha, aynen 121'de AP'ydi. Diğer tankların Upchur, Behçet'in vesaire. Obje 140'ın. Bunların hep normal mermileri. Upchur gençler. Saplasamanı karıştırmayalım.